Merhabalar değerli dostlar. YDS'de 4 soru çıkan restatement, İngilizceye çeviri sorularının bir önceki videoda nasıl çözülmesi gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmıştım. Neydi? Ne bir eksik ne bir fazla. Farklı kelimelerle aynı sonucu bulabilmekti restatement. Zor sorular demiştik ama yöntemini anlatmıştım size. Yine bir 9 soru daha, yine benim kendi kitabımdan, Grammar Overdose 2017 kitabımızdan Sentence Completion 3 sorularını çözüyorum arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda unlike many other states, yani diğer yerlerin tersine New York'un the capital of the state, merkez başkenti, merkez bölümü, it is biggest city, onun en büyük şehri değildir demiş. Peki o zaman ne anlıyoruz buradan? Normalde başka yerlerde, başka durumlarda başkent en büyük şehir oluyormuş ama New York'ta bu durum böyle değilmiş. Bunu anlıyoruz. The capital of a state is also its largest city, but it is not true for the state of New York. Adana olabilir. Gayet güzel. Bakalım. Bursa. In many cases, the capital of a state is also its largest city. And this is true for the state of New York. Bu diyor New York için de geçerlidir. Ama biz sorumuzda New York için geçersiz demiştik. Bursa elendi. Ceyhan. In many cases the capital of a state is also its largest city, but this is not true for the state of New York. Evet, Ceyhan da olabilir. O zaman biz A ile C arasında gittik. A ne diyor? Bir eyaletin, bir ülkenin başkenti onun aynı zamanda en geniş şehridir. Ama bu New York için böyle değildir. Çok güzel oldu. Ama ne eksik? Many other states ifadesi A şıkkında eksik. O yüzden A şıkkı gitti. Bakın burada C şıkkı aynı bilgiyi vermiş. Bir de in many cases da var. Demek ki C doğru cevap olabilir. Denizli. In many cases the capital of a state is also its largest city and New York is one of them. New York da bunlardan biridir. Biri değildir arkadaşlar. Denizli de gitti. Edirne. In many cases the capital of a state is also its largest city but the state of New York has two capitals. Two capitals, iki başkent vardır diye bir bilgi yok. Edirne'de gitti. Doğru cevabımız C şıkkıdır birinci sorumuzda. Şimdi geldim ikinci soruya. İkinci soruya gelmek istiyorum. İkinci soru bana gelmelisin sen, bana gelmelisin sen. İkinci soru. Allah Allah, çok ayıp senin yaptığın ya. Hiç yakışıyor mu sana? Tamam, gelecek, ben inanıyorum. İşte kuzu kuzu geldim deyince bak şarkı söyleyince oldu etrafı. Evet, ikinci sorudayız arkadaşlar şimdi. Burada bir so that yapısı var. Bakın so that. Bu so that'i nasıl çeviriyorduk? Öyle ki diye çeviriyorduk. Böyle bir anlam vermesi lazım. Bakalım. Ben 18 olduğum, sonunda 18 olacağım için o kadar heyecanlıydım ki the night before, bir gece öncesinde uyuyamadım. Burada bence zaman kavramını aynısına bir bakalım. Zaman kavramından yola çıkalım. 18 olmadan önce ben karar verdim tüm gece uyanık olmaya. Böyle bir cümle, böyle bir karar vermek, yani şu decided'dan dolayı bu şık elendi. Bursa, ben sonunda 18 yaşındayım ve daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Tamam, çok heyecanlısın da daha önce bu kadar hiç heyecanlanmadığını bize sorumuzda söylemedin ki sen. Ceyhan, being 18 was so exciting that 18 olmak o kadar heyecan verici ki ben doğum günümde uyuyamadım. Burada bir sıkıntı var. Sen doğum gününde mi uyuyamadın yoksa the night before, bir gece öncesinde mi uyuyamadın? Bir gece öncesinde, on my birthday'de değil. Çok güzel gitti ama son zaman kavramında gitti. I couldn't sleep, uyuyamadım. So I thought about how exciting it would be finally to be 18. Ne zaman uyuyamadığını söylememiş burada. Yine zaman eksikliği var. I found it hard to sleep the night before. Evet, işte burada. The night before veren tek şık. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Ne demiştim? Ne bir eksik, ne bir fazla. Ne bir eksik, ne bir fazla.
O yüzden doğru cevabımız o soruda ne bir eksik ne bir fazla ifadesinden dolayı Edirne oldu. Şimdi I wish I could be there with you. Wish'in arkasından could geliyorsa bu present'tır. Günümüzde şu anda keşke senin yanında olabilsem diyor. Ama ben mahsur kaldım Berlin'de çünkü pazartesiye kadar uçak yok. Bakalım şıkları eleyelim. Ben gerçekten orada olmak isterdim seninle. Evet. Ama uçuş eksikliğinden dolayı ben burada kaldım. Ne zamana kadar? Pazartesiye kadar. Çok güzel oldu. Adana olabilir. Uçmaktan nefret ettiğini bilmiyorum. Bursa gitti. Keşke hiç uçuş olmasaydı şu anda. Bu da gitti. I would love to be with you. Seninle olmak isterdim. Ama ben burada kalmak zorundayım Berlin'de. Ama sen Berlin'de kalmak zorunda değilsin. Hadi zorundayım dedi. Ama I may book. Ben ne yapabilirim? Bir uçuş. Gelecek pazartesiye bir uçuş rezervasyonu yapabilirim. Yapamazsın. Uçuş yok. Denizli gitti. Havaalanı kapalı. Havaalanı kapalı mı? Havaalanı kapalı olduğu ile ilgili bir şey yok ki. Ama umut ediyorum sen Berlin'de birkaç gün daha kalacaksın. Çok saçma. İlk şıkkımız Adana doğru cevaptır değerli dostlar. Geldik dörde. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. Woodford ve Kerkel için büyüyen talep sebep oldu. Yasal olmayan ağaç kesmeye ve vahşi yaşamı park içerisinde sıkıştırmaya sebep olmuş. Ha. Ağaç yiyecek ve Kerkel için büyüyen talep vahşi yaşamı, vahşi hayvanları, insanları park içerisinde kısıtlamaya ve yasal olmayan ağaç kesimine sebep olmuş. Bu soruda dikkat edeceğimiz yerler şuralar. Bakın. Şimdi şu illegal bir dakika. Şu illegal logging dediğimiz kısım ve the snaring of wild wildlife within the park kısmına dikkat ederek bu soruyu çözelim. Tabii ki illegal kelimesi önemli. Şimdi the illegal dwelling. Bir dakika. Illegal logging. Şimdi logging demek ağaç kesmek, ağaçları izinsiz sökmek, dwelling ise konutlaşmak demek. Burada bir sıkıntı var bu soruda. Bakalım. And snaring of wild wildlife within the park. Tamam. Sonuçlarıdır. Neyin sonuçlarıdır? Büyüyen talebin. Evet arkadaşlar, sorumuzda bu şıkkın elenme sebebi dwelling kelimesi. Logging'in karşılığı yok. Adana gitti. Şimdi Bursa'dayız. The increasing demand for wood and food and cattle has led to illegal access to wood. Tamam. Access to wood eşittir logging and depleted the wildlife. Vahşi yaşamı mahvetmiştir. Depleted yapmamış, kıstırmış. Yani insanların hayvanların doğaya çıkmasını engellemiş. Yani depleted da snaring eş anlamlı kelimeler değil. Bursa'da gitti. Since there was a rise in the demand of wood, food and charcoal, nature was destroyed. Doğa mahvedildi diyor. Tamam, hayvanlar parkta tutuldu. Bu tutmuş ama doğa mahvedilmedi. Doğa mahvedildiği dediği için Ceyhan gidiyor. Denizli, as the need for wood and charcoal increased, the trees were cut down, tamam, and the animals were killed. Hayvanlar öldürülmedi ki. Denizli de gitti. Edirne, the rise for the need of wood, food and charcoal resulted in the illegal cutting of trees, tamam. The trapping eşittir snaring. Tutsak tutmuş, sıkıştırmış. White in the park, doğru cevap Edirne arkadaşlar. Evet, sorumuza baştan göz attığımızda, bakın sorunu niye eleliyoruz? Dwelling, logging eşleşmiyor. Adana gitti. Bursa, depleted'la snaring kelimeleri eşleşmiyor. Bursa gitti. Nature was destroyed'la logging eşleşmiyor. Ceyhan gitti. Burada ne vardı? Hayvanların öldürülmesiyle snaring eşleşmiyor. Denizli gitti. Tek doğru cevabımız Edirne. Gördüğünüz üzere şu kısımlar, bakın şuradaki kullanımlar hariç tüm ön tarafa gelene kadar doğru geliyor. Sadece bu kullanımlardan dolayı biz Edirne'yi doğru cevap olarak işaretliyoruz değerli dostlar.
Şimdi geldik 5. soruya. Bakalım. He is solely responsible for the success of that advertisement as it was entirely his idea. Bu reklamın başarısı için tek sorumlu odur. Çünkü tamamen onun fikriydi. Tamam. Adana. Reklam çok başarılı. Çünkü onun fikri. Şimdi onun fikri olduğu için mi çok başarılı? Yoksa reklamın başarısından onun sorumlu olmasının sebebi mi? Burada sıkıntı şu. Şimdi tüm hepsi onun fikri olduğu için reklam başarılı olmuş. Reklam onun fikri olduğu için başarılı değil. Reklamın başarısının sorumlusu o. Yani burada sorumlu ifadesi eksik. Adana gitti. Bursa. Reklam onun fikriydi. Ve başarı tamamen ona yüklenmeli. Evet, Bursa'da bu var. Olabilir. Tek sebebi reklamın başarılı olması onun fikridir. Reklamın başarılı olması onun fikri olması değil. Reklamın başarılı olduğundan dolayı tüm başarı onun. Böyle bir bilgi Ceyhan'da yok. Denizli. Reklam onun fikri ve kesinlikle büyük bir başarı olacak. Şimdi burada da şu yok. Başarı olmuş. Başarı olmuş. Başarı olmuş. Başarı onun sorumluluğu. Onu söylemesi lazım. O iddia etti. Onun iddia ettiği bir şey yok. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Tekrar çözersem soruyu. Adana'da ne yok? Tek sorumlusu budur başarı için ifadesi. Adana'da bu ifade reklam başarılıdır. Onun fikri olduğu için. Onun fikri olduğu için reklam başarılı değil. Reklamın başarılı olmasının sorumlusu, sorumlu kelimesi Adana'da eksik. Bursa doğru dedim. Ceyhan tek sebebi reklamın başarılı olması onun fikri olması. A ile C aynı hataya düşüyor. Denizli reklamın onun fikri olması eminim büyük bir başarıya olacak. Yani büyük bir başarıya yakalayacak ama reklam başarılı oldu zaten. Orada anlam gitmiş. Burada da bir iddia yok. Doğru cevabımız A şıkkıdır 5. sorumuzda. Şimdi geldik 6'ya. Bakalım ne diyor. You must have told Brian the story with a totally different version from the one I had told you earlier. Sen Brian'a hikayeyi tamamen farklı versiyonunda anlatmışsındır. Benim sana daha önce anlatmış olduğumdan diyor. Peki Adana'ya bakalım. It is possible that, mümkündür. The version of the story you told Brian. Senin Brian'a söylediğin hikayenin versiyonu tamamen farklıdır. Benim sana öncesinden söylediğimden. A çok güzel durdu ama bakacağız. Bursa. I am not sure. Ben evin değilim. Senin told Brian'a söyleyip söylemediğinden. The same version of the story. Aynı hikayeyi. As the one I had told you the other day. Sana dün söylediğim. Burada bir hata var. Burada hata ne? I am not sure diyor. Burada da must have verb 3 var. Söylemiş olmalısın. Bir defa olasılıklar birbirinden farklı. Bursa gitti. Herkes mi? Not everybody mi? Böyle bir not everybody ile ilgili bir şey yok. Ben kesinlikle eminim. Sen tamamen farklı bir hikaye söyledin. Brian'a benimkinden. Bu da çok güzel oldu. Edirne, birkaç gün önce ben sana bir hikaye söyledim ama sen omitted some details. Bazı detayları omit yaptın, çıkardın. Böyle bir şey yok. Bu da gitti. En başa döndüm soruda. Tekrar çözüyorum. Şurada must have verb 3. Çıkarıma bağlı yüksek olasılık değil mi? Evet. It is possible. Çıkarıma bağlı bir yüksek olasılık değil. Sorunun devamı doğru. Burası doğru ama it is possible must have verb 3'ü karşılamadığı için Adana gitti diyebilirim. I am not sure must have verb 3'ü karşılamadığı için Bursa gitti diyebilirim. Everybody diye bir ifade olmadığı için Ceyhan gitti diyebilirim. Sen çıkarmışsın bazı detayları. Detay çıkarma gibi bir şey olmadığı için Edirne gitti diyebilirim. I am pretty sure oldukça eminim must have verb 3'ü yani yüksek olasılığı verdiği için doğru cevap Denizli'dir değerli arkadaşlar. Şimdi geldim 7. soruya. Bakalım 7. soru ne diyor? Aslanlar uzaktaki bir bufalayı duyduğunda onlar direkt avını bırakırlar ve hızlıca hedefine yoğunlaşırlar. Aslanlar durdurdular avlanmayı bir bufalo when they switched their targets.
Duyduğunda yok, duyduğunda eksik. Duyduğunda eksik. Adana gitti. Bursa. Aslanlar bufalo avlıyorlardı. Aslanlar bufalo avlamıyordu. Bufaloyu duyduğunda bıraktılar demiştik. Bursa gitti. Aslanlar onların avlarını yemeyi durdurdu. Tamam, parçalamayı durdurdu. Uzaktaki bufaloyu durduğunda ve as soon it has their target. Şurada immediately switched targets'ın karşılığı. Yani immediately burada yok. Ceyhan gitti. Denizli. Aslanlar onların avlarını hızlı bir şekilde bıraktı. Immediately, abruptly doğru olabilir. Ve hedeflerine yoğunlaştılar. Denizli doğru cevap. Edirne. The lions were growing to hop when they heard a distant buffalo, so they switched targets. Burada da ne yok? The lions were going to hunt. Avlanmaya gideceklerdi. Öyle bir bilgi yok. Doğru cevap Denizli. Bir daha çözüyorum bu soruyu daha iyi anlayalım diye. Aslanlar uzaktaki bufaloyunun sesini duyduklarında onlar hızlı bir şekilde avını bıraktılar ve acilen switched targets, hedefe doğru yönlendiler. Burada Adana niye gitmişti arkadaşlar? Bu Adana'da duyma ifadesi yoktu, Adana gitmişti. Bursa niye gitmişti? Bufalo avlıyorlardı diyor. Hayır, bufalo avlamıyorlardı. Bufaloyu duyduklarında avını bıraktılar demesi lazım. Bursa gitti. Ceyhan niye gitmişti? Şurada immediately'nin karşılığı olmadığı için. Denizli doğru cevap demiştik. Edirne niye gitti? Avlanacaklardı. Hayır, avlanmayı bıraktılar. Avlanacaklardı değil. Doğru cevap Denizli'dir 7. sorumuzda değerli dostlarım. Şimdi geldik 8. sorumuz. Bakalım bize ne diyor? Highly oldukça demek değil mi? Oldukça karışık ve dramatik bir stili olan Baroque müzik onun zirvesine 1700'lerde ulaştı. Tamam. 1700'lerin başlarındaki müzik, müzik değil. Baroque müziği diyecek. Normal bir müzikten bahsetmiyoruz. Adana gitti. 16. yüzyıl boyunca insanlar değerlendirdi. Değerlendirme gibi bir ifade yok. Baroque bir müzik stilidir ve 17. yüzyılda doğmuştur. 17. yüzyılda doğmuyor. Zirvesine varıyor. Zirveye varıyor. Peak. Peak'in şeyi yok. Denizli. Baroque müziği takdir etmeye başladılar. İnsanlar falan filan yok. Baroque müzik aşırı derecede highly ile extremely'yi eşleştirebiliriz. Complicated, karışık ve dramatik stili varmış. Onun highest point'i peak'iymiş, zirvesi. Tamam arkadaşlar, Edirne doğru cevap. Bakın, bu sorularda ne bir eksik ne bir fazla ya, eşleştirme de yapabilirsiniz. Bakın eşleştiriyorum. It is highest point, it is peak'ini veriyor, zirvesini. Devam ediyorum. Extremely kelimesi highly'yi veriyor. Orada onu karşılıyor. Bunları karşılayan iki şık daha bulamazsınız. Peki, buradan E doğruydu. A'yı niyeledim. Normal bir müzikten hiç bahsetmedik. B'yi niyeledim. Değerlendirme diye bir kelime yok. C'yi niyeledim. Doğma eylemi değil 1700'de. Zirvesine ulaşacak. Gitti. Denizli'yi niyeledim. İnsanlar takdir etmeye başladı. Gitti. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Evet, geldik son soruya. Bir muhasebeci... Hop, gel buraya. Baştan. Nereye gittin sen? Gel bakalım. Senin yaptığın çok ayıp ama. Oo, baya gitmiş bu. Gel bakalım bir daha. Heh. Son soru 9. Bir muhasebeci yönetir parayı insanların parasını. Hangi insanlar? Diğer işlerle to think about. Hani with other things. Düşünmek için başka işleri olan insanların parasını yönetir. Düşünmek için başka işleri olan insanların parasını bir muhasebeci yönetir. Bir muhasebeci kontrol eder parayı insanlar için. Çok doğru. Ve onlar için zaman yaratır. E işte hadi bakalım. Şu yok ama. Başka işlerle meşgul ifadesi yok. Zamanı olmayan insanlar parasını yönetmek için muhasebeciye ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyar diye bir bilgi yok. Bir muhasebeci insanların parasını yönetir. Parayı yönetmek için zamanı bulamayan insanlar. Para yönetmek için zaman bulamayan insanların yapması için düşünmesi gereken başka işlerin olması mantıklıdır. C'de kalsın. Çünkü insanlar diğer şeyleri yaptıkları için onlar bir muhasebeci araştırır. Böyle bir bilgi yok. Araştırma eylemi yok.
Zamanı olmadığı için insanların bir muhasebeci kiralarlar. Tamam ama muhasebeciyi niçin kiralarlar? Bunun bilgisi Edirne'de verilmemiş. Doğru cevabım şimdi ya A ya C. Çok ince bir nokta var. O noktayı söylüyorum. İnsanlar için zaman üretir. Tamam doğru. Kabul ediyoruz ama bu yorum. Başka işlerle uğraşması gereken insanlar için zaman yaratması daha doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar, restatement sorularında gördüğünüz üzere ne bir eksik ne bir fazla yapacaksınız. Yine örnek sorular çözmeye devam ederim. Şimdilik 18 soru çözdüm. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar efendim.